Merhabalar. İç salgı bezleriyle yine birlikteyiz. Vücudumuzda bütün sistemlerin düzenli ve birlikte uyumlu çalışmasını sinir sistemiyle iç salgı bezlerimiz birlikte gerçekleştiriyordu. İç salgı bezlerimiz vücudumuzda denetleme ve düzenleme görevlerini ürettikleri özel salgılar ile yaparlar arkadaşlar. Bu salgılara hormon denir. Hormonlar ilgili yapı ve organlara kan yoluyla taşınır. İç salgı bezlerimiz hormon üretip kan damarlarıyla ilgili organa gönderirler arkadaşlar. İç salgı bezlerimiz kısacası şöyle. Hipofiz beynin alt tarafında nohut büyüklüğünde bir salgı bezimiz. Tiroid gırtlağın her iki tarafında kelebek şeklinde bir salgı bezimiz. Böbrek üstü bezi böbreklerimizin üst tarafında bulunur. Pankreas pankreastan salgılanır. Yumurtalıklar ise arkadaşlar dişi ve erkeklerde farklılık arz eden bir salgı bezimizdir. Diğer salgı bezleri aynı iken yumurtalık ve testislerde eşeysel bezler farklıdır arkadaşlar. Salgı bezleri ve göreviyle devam edelim arkadaşlar. Hipofiz beziyle başlayalım. Salgı bezlerinin babasıdır, denetleyenidir, düzenleyenidir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Çünkü beynin hemen altında ve beyinde bulunması bu size hemen anımsatması gerekir. Vücudumuzun büyümesini, gelişmesini düzenler. Diğer salgı bezlerini etkileyerek onların hormon salgılamasını sağlar. Sağladığı büyüme hormonu büyüme döneminde fazla salgılanırsa devliğe, az salgılanırsa cüceliğe neden olur arkadaşlar. Önemli bir salgı bezimiz. Bakın şurada hipofizde salgılanmış ve kan damarlarına verilmiş ve kan yoluyla ilgili organlara taşınmış. İkinci bezimiz tiroid bezi arkadaşlar. Bakın şurada gırtlağımızın her iki tarafında kelebek şeklindeki bezimizdi. Salgıladığı tiroksin hormonu vücudumuzda metabolizma hızını yani büyümeyi, gelişme ve diğer kimyasal olayları düzenler. Tüm kimyasal olayların düzenlenmesi tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonuyla gerçekleşir arkadaşlar. Tiroksin hormonunun yapısında iyot bulunur. İnsanlar vücutlarına yeterli miktarda iyot almazsa yeterli tiroksin üretemez. Bu durumda tiroid bezi büyüyebilir ve boğazda şişkinlik oluşur. Ve guatr hastalığına neden olur arkadaşlar. Bakın yeterli iyot almazsak tiroidimiz daha fazla çalışacak ve büyüyecek. Ve bu şekilde tiroid hastalığına neden olacağız. Olacaktır. Bu nedenle arkadaşlar iyotlu besinler yani balık türü besinler yememiz gerekiyor. Böbrek üstü bezlerimiz arkadaşlar. Her iki böbreğin üst tarafında böbrek üstü bezlerinin boşaltımla ilgili hiçbir görevi yoktur. Sadece böbreklerin üstünde bulundukları için onlara bu ad verilmiştir. Korku, heyecan, öfke gibi durumlarda metabolizmamızı hızlandıran adrenalin hormonu salgılarlar. Salgılanan adrenalin sayesinde vücudumuz tehlikeye karşı kendini koruma ve ortamdan kaçabilme gücüne sahip olur arkadaşlar. Pankreastan arkadaşlar iki çeşit hormon salgılanıyor. Yükselen kan şekerini normal değere indiren insülin hormonu salgılanır. Bakın arkadaşlar şurada inden insülin yani şekeri düşüren oradan anlayabiliriz. İndiren, düşüren oradan kodlayabiliriz. Hormonu salgılar. Genellikle yemeklerden sonra salgılanarak yükselen kan şekerini normal seviyeye düşürür arkadaşlar. Bakın şurada birinci grafikte görüyorsunuz. Kan şekeri yemekten sonra şekerli yiyecekleri yediysek yükselmiştir. Tekrar normal değerine düşmesi için, şuradaki değerine düşmesi için hemen insülin devreye girerek kan şekerini düşürür arkadaşlar. Kişinin uzun süre aç kalması durumunda kan şekerini normal değerin altına düşer. Şu ikinci grafikte gördüğünüz gibi altına düşmüş. Tekrar normal değere yükseltmek için de bu kez arkadaşlar glukagon hormonu salgılanır ve kan şekeri tekrar normal değere gelir arkadaşlar. Glukagon da kan şekerini yükselten hormonumuzdur. Pankreas hem enzim hem de hormon salgıladığı için karma bez olarak adlandırılır. Arkadaşlar hatırlarsak pankreastan pankreas öz suyu salgılanıyordu. Bu da karbonhidratların, yağların ve proteinlerin sindiriminde kullanılıyordu. İnce bağırsağa salgılanıyordu. Bunu unutmuyoruz. Hem hormon hem de enzim salgıladığı için karma bezdir. Arkadaşlar sinir sistemimiz ve iç salgı bezlerimizi birbiriyle karşılaştırırsak burada tabloda baktığımızda sinir sistemimizde görevlerini çok hızlı gerçekleştirir. Salgı bezlerimiz ise görevlerini çok yavaş gerçekleştirir arkadaşlar. Sinir sistemimizde kısa süreli çalışır, etkisi hemen ortadan kalkar.
İç salgı bezlerimiz ise arkadaşlar uzun süre çalışır ve etkisi uzun süre devam eder. İç salgı bezlerinin her birinde farklı hormonlar üretilir. Yine hormonların her biri vücutlarımızda farklı etkilere sahiptir. Şöyle tekrar edecek olursak, hipofizden büyüme hormonu, tiroidden tiroksin hormonu, böbrek üstü bezlerinden adrenalin ve aldosteron hormonu, pankreastan insülin ve glukagon hormonu, yumurtalık ve testislerden de eşey hormonlar salgılanıyordu arkadaşlar. Hormonlar normal değerden az salgılandığında veya çok salgılandığında çeşitli bozukluklara neden olur, hastalıklara neden olur arkadaşlar. Şöyle hormonları sırasıyla tekrar edersek arkadaşlar, böyle bir pano şeklinde, hipofiz bezi büyüme hormonu büyümeyi salgılıyordu. Diğer salgı bezlerin çalışmasını sağlayan hormondu. Yani hormonların babası hipofiz bezidir. Arkadaşlar şurada iki işaret görüyorsunuz. Şu erkeği temsil eden bir işarettir. Şu da bilim dilinde kadını temsil eden işarettir arkadaşlar. Tiroid hormonu bakın kelebek şeklinde gırtlağın her iki tarafında büyümeyi, gelişmeyi vücudumuzda birçok kimyasal olayları düzenliyordu arkadaşlar. Bu nedenle arkadaşlar kimyasal olayları düzenlediği için çok önemli. Böbrek üstü bezleri, adrenalin hormonu, heyecanlanma, korku, öfke gibi durumlarda kalp atış hızını arttırır ve kan basıncını, kandaki şeker miktarını arttırır. Kısaca metabolizmayı hızlandırarak bizi korur arkadaşlar. Pankreastan insülin kan şekerini düşüren ve glukagon kan şekerini yükselten hormon salgılanır. Şimdi arkadaşlar eşeği bezlerde farklılık vardı. Kadın ve erkeklere göre. Farklılık sadece eşey bezlerdeydi. Testislerden eşeysel hormonlar salgılanır arkadaşlar. Ergenlik döneminde erkeğe özgü sakal bıyık çıkması, ses kalınlaşması gibi özelliklerin oluşmasını sağlar. Erkek üreme hücrelerinin spermden oluşmasını sağlar. Yumurtalıklardan üretilen eşeysel hormonlar ise arkadaşlar ergenlik döneminde dişiye özgü ses incelmesi, göğüslerin büyümesi gibi hormonları salgılar. Dişi üreme hücrelerinin yumurta oluşmasını sağlar. Arkadaşlar etkinlikle devam edelim. Şemada numaralandırılarak verilen iç salgı bezlerinin salgıladıkları hormonları ve hormonların görevlerini yazalım. Bir numaralı neydi? Hipofizdi arkadaşlar. Büyüme hormonu salgılar, büyümeyi, gelişmeyi sağlardı. İki numaralı tiroid, tiroksin hormonu salgılar, vücuttaki kimyasal olayların düzenlenmesini sağlardı. Üç numaralı böbrek üstü bezlerimiz, adrenalin hormonu salgılar, korku, coşku, heyecan anlarında kalp atışınızını düzenler, metabolizmayı hızlandırırdı. 4 numaralı bezimiz ise pankreastı arkadaşlar. İnsülin ve glukagon hormonu salgılar. İnsülin kan şekerini düşürür, glukagon ise kan şekerini yükseltirdi. En son 5 numaralı eşeysel bezlerdi. Eşeysel hormonları salgılar, üreme hücrelerinin üretilmesini ve cinsiyet özelliklerinin ortaya çıkmasını salgılar. Arkadaşlar ergenliğe kadar diğer 4 hormonumuz salgılanırken eşeysel bezler ergenlikten sonra salgılanmaya başlar. Bunu unutmuyoruz. Sorularla devam edelim. Şekilde sistemlerin hangisi vücudumuzda yaşamsal faaliyetlerin birbirleriyle uyumlu ve sorunsuz çalışmasını sağlar? Bakın arkadaşlar burada hormon iç salgı bezlerimizi görüyorsunuz. Hormon üreten bezleri. Burada da sinir sistemimizi görüyorsunuz. O halde 1-2'dir cevabımız. A şıkkıdır. Burada destek var, destek sisteminin. Burada arkadaşlar ise dolaşım, sindirim ve solunum sistemini görüyorsunuz. O halde cevabımız A şıkkı. 1-2. Buna göre tavşana verilen hormon aşağıdakilerden hangisidir? Damarına hormon verilen bir tavşanda zamanla kalbin atım sayısının arttığı, kan basıncının yükseldiği ve solunumun hızlandığı görülmüştür. O halde arkadaşlar bu tavşana ne verilmiştir? Adrenalin hormonu verilmiştir. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıda tabloda vücudumuzda gerçekleşen sinirsel ve hormonsal uyarılar karşılaştırılmıştır arkadaşlar. Biraz önce de uyarıların karşılaştırılmasını anlatmıştık. Tabloyu inceleyen Büşra'nın aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Birinci yorumu okuyup tabloya bakalım. A. Sinirsel uyarının dokuda oluşturduğu tepki süresi kısadır. Arkadaşlar hemen sinirsel uyarıya bakıyoruz. Dokuda oluşturduğu tepkiye bakıyoruz. Kısa, doğru. A şıkkını eliyoruz. B. Dokunun uyarılabilme hızının en az olduğu uyarı çeşidi hormonal uyarıdır.
Arkadaşlar bakıyor, dokunun uyarma hızı yavaş. Nerede? Hormonal uyarıda. B şıkkı doğru. C şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Dokunun uyarılabilme hızının çok büyük olduğu uyarı çeşidinin dokuda oluşturduğu tepki süresi uzundur. Bakıyoruz arkadaşlar. Doku uyarısı çok hızlı. Tepki süresi ise neymiş? Kısaymış. O halde cevabımız C şıkkı yanlış. Cevap C olacak. D'yi de okuyalım. Hormonal uyarının dokuda oluşturduğu tepki süresi sinirsel uyarınınkinden uzundur. Bakıyoruz arkadaşlar. Uzundur. Doğru. Cevabımız C şıkkı olacak. Aşağıdaki iç salgı bezlerinin hangisi karma bez olarak adlandırılır? Konu anlatımında da anlatmıştım. Pankreasta arkadaşlar hem hormon hem de salgı üretiyordu. Şekilde yıldız, daire ve kare sembolleriyle belirtilen iç salgı bezleri hangisi de doğru verilmiştir? Arkadaşlar bakıyoruz. Kare hipofiz, daire tiroid ve yıldız ise pankreası göstermiş. O halde hangi şıkta var bu arkadaşlar? Bakıyoruz. B şıkkında var. Kare hipofiz, daire tiroid ve yıldızda pankreas. Cevabımız B şıkkı. Grafik sorusu arkadaşlar. Bu tür sorular çok çıkacaktır. Bu soruya dikkatle bakalım. Grafikte zaman aralıklarında sağlıklı bir insanın vücudunda gerçekleşen değişimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. İnsülin hormonu yükselen kan şekerini normal değere düşürür. Glukagon hormonu düşen kan şekerini normal değere yükseltir. Hemen bakalım. Bir zaman aralığında şekerli besinler yemiş olabilir. Evet bakıyoruz arkadaşlar. Kan şekeri yükseldiğine göre, normal değerden yükseldiğine göre bu da doğrudur. A'yı eliyoruz. İki zaman aralığında insülin hormonu etkisini göstermiş. Evet bakıyoruz arkadaşlar. İki zaman aralığında normal seviyeye inmiş. Doğru arkadaşlar. O halde B şıkkını da eliyoruz. C'ye bakıyoruz. 4 zaman aralığında glukagon hormonu etkisini göstermiştir. Bakıyoruz arkadaşlar. Normalin altında normal seviyesine yükselmiş 4'te. Bu da doğru. D'ye bakıyoruz. 3 zaman aralığında insülin hormonu miktarında artmıştır. Hayır arkadaşlar. İnsülin hormonu normal değerden fazla olduğunda indirmek için kullanılır. Burada aç kalınmış olabilir. Yani 3 yanlış anlatılmış. Cevabımız D şıkkı olacak. Buna göre KLM hormonları aşağıdakilerden hangisinde verilenlerden olabilir? Aşağıda 3 hormona ait bazı bilgiler verilmiş arkadaşlar. K hormonu büyüme döneminde normalden az salgılanırsa cüceliğe, normalden fazla salgılanırsa devreye neden olur. O halde K hormonu arkadaşlar büyüme hormonudur. Yani hipofizden salgılanan büyüme hormonudur. L'ye bakıyoruz. L hormonu tehlike anında vücudun güç toplamasını sağlar. O halde L hormonu adrenalin hormonudur. M'ye bakıyoruz. M hormonu kan şeker miktarını ayarlanmasında etkilidir. Arkadaşlar insülin de glukagon da olabilir. Ama bir A büyüme, K büyüme olacak. L adrenalin, M de insülin veya glukagon olacak. O halde cevabımız ne olacaktır? A şıkkındaki gibi olacaktır. Mıstık Bence YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.